Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Hedeyel Eid isimli ünvanla başlıklı kitabımızı okuma etkinliğine devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Bismillah diyerek bugünkü videomuza başlıyoruz. Hepinize Rabbim zihin açıklığı versin. Naam. Yakul lem yecid Ömer. Ömer bulmadı. El-kitara, treni bulmadı. Tren bekliyordu ama bulmadı. Ve inneme, şüphe yok ki buldu. Ve cede sandukan, bir kutu, bir paket, sahiran. Küçük bir kutu buldu. Yani kutu içinde kutu. Hani matroşka gibi. Birini açınca içinden başka biri çıkıyor. Birini açınca öbür başkası çıkıyor. Bakalım en son ne çıkar. Kale Ömer'ü yebdü, öyle görünüyor ki enne uhti, muhakkak ki kız kardeşim, Suadu, Suad kız kardeşim, kad ahdarat, getirdi liye bana, ettairate, uçağı, uçak getirdi, elleti, o öyle bir uçak ki, ve addetni, bana vaat ettiği uçak bihe. Yani bana getirmeye vaat ettiği uçağı, kız kardeşim Suat. Bakın burada da umutlanacağımız bir şey var sevgili çocuklar. Bu çocuk sürekli iyimser. İşte babam şunu getirmiştir, bulamıyor. O zaman mutlaka annem bunu getirmiştir, bulamıyor. O zaman kardeşim sürpriz yapmayı seviyor, onu getirmiştir diyor. Şimdi de kız kardeşim Suat bana vaat ettiği uçağı getirmiştir diyor. Evet, ehun, erkek kardeş, uhtun, kız kardeş ve tairatun, uçak demek, uçak. Evet, ve içinden bir yaylı ne çıkıyor? Oyuncak çıkıyor. Dilini çıkarmış. Tabi sürpriz. Ve ma in fetaha Ömer, Ömer açar açmaz açtığında es-sanduka, yani küçük kutuyu açar açmaz. Ve ma in fetaha, açtığında hatta teade, hemen uzaklaştı. Açar açmaz uzaklaştı. Niçin? Limaze minel havfi, korkudan. Yani Ömer kutuyu açar açmaz korkudan ne yaptı? Kutudan uzaklaştı. Görüyorsunuz bakın burada sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar. Evet. Haraca lehu, ona çıktı mines sanduki, sandıktan, kutudan, lu'betun, oyuncak, ale şeklin, bir şekilde, bir görünümde, muherricin, korkutucu, herreci herreci, hayrete düşürücü, korkutucu, ürküntü verici. Evet, muherricin. Lu'betün, oyuncak, muherricin, korkutucu, yani tedirgin edici. Tabi Ömer ne yapıyor? Korkarak, haraca Ömer'u kes. Hazine Ömer'u kesiren. Ömer çok üzüldü. Çok yazık. Fehuve o la yuhibbu, o sevmez misle hazihil el'abi, bu tür oyuncakları sevmez. Li'enneha, çünkü bu tür oyuncaklar la teteharrak, ya çünkü yerinden hareket etmez. Olduğu yerde durur. Ne yapacak bu tür oyuncak? Bisiklet olsa, uçak olsa, değil mi? Haraca Ömer'u, Ömer çıktı, min gurfetihi, odasından, ve dumu'u, ve gözyaşları, fi ayneyhi, iki gözünde gözyaşı olduğu halde. Bu durum bildiriyor, durum hal zarfı arkadaşlar. Ömer odasından nasıl çıkmış? Ve dumu'u fi ayneyhi. Ayneyhi, iki gözünde yaş olduğu halde odadan çıktı.
Ama burada da şey, bir slogan, bir ses, bir tebrik. Kullu am ve ente bi hayr ya Ömer. Kullu amin ve ente bi hayr ya Ömer. Evet. Bayramın kutlu olsun diyor Ömer. Bayramın kutlu olsun. Her sene sağlık, huzur, mutluluk içerisinde olasın Ömer diyor. Kâd-ı Ömer'u, Ömer yahrucu çıkacaktı min gurfetihi. Ya çıkmak üzereydi odadan. Hatta semi'a savtan. Ta ki ne yaptı? Semi'a işitti. Savtan bir ses. Aliyen, yüksek bir ses. Yekulu lehu, ona diyordu. Kullu amin ve ente bi hayr ya Ömer. Kullu amin ve ente bi hayr ya Ömer. Her yıl hayır içinde olasın. Bayramın mübarek olsun, kutlu olsun Ömer diyordu. Bu Araplarda arkadaşlar bir kalıp cümledir. Bayramın kutlu olsun. İşte doğum günün kutlu olsun. İşte mutluluklar dilerim gibi. Ama ne yapıyor? Bakın annesi, babası sevdiği oyuncaklarla karşısında dikiliyor. Feriha Ömer'u, Ömer çok sevindi kefiren. Fakad ra'a ebâhu yakifu emâmehu. Fakad ra'a, babasını muhakkak ki gördü. Nasıl gördü? Yakifu emâmehu, önünde durur gördü. Ve ma'ahu derrâcetul hevâiyyetu. Bu da durum zarfı. Nasıl babası duruyor? Aylak aylak mı duruyor? Bönbön mü duruyor? Hayır ya. Ve elinde bisiklet olduğu halde, havalı bisiklet, yani tekerleri havalı bisiklet olduğu halde duruyor. Vere'e ümmehü, ve anasını da gördü, annesini de gördü. Tekifu emâmehu, bakın baba olunca yakifu, anne olunca tekifu. Emâmehu, önünde duruyordu, yani hem annesi hem babası önünde duruyor. Ve me'ahe, bu da durum zarfı arkadaşlar. Nasıl duruyordu? Ma'a seyyaratu zatul acelatil arba'i. Dört tekerli arabası. Dört tekerli araba olduğu halde duruyordu. Başka ne var? Bakın uçak var. Tren var. Selleme Ömer'u. Ömer selamladı. Ale valideyhi. Ana babasına selam verdi. Ve huve mesrurun, o mutlu olduğu halde. Yani o mutlu bir şekilde, o sevinçli bir şekilde annesine, babasına ne yaptı? Selam verdi. Sümmere ahahu, sonra erkek kardeşini gördü. Ahmet erkek kardeşi. Yakifu emâmehu, önünde durduğunu gördü erkek kardeşinin. Bakın Ahmet ve kız kardeşi Suat. وَمَعَهُ الْقِطَارُ الطَّوِيلُ وَمَعَهُ beraberinde uzun tren olduğu halde. Uzun tren. الطَّوِيلُ الْقِطَارُ الطَّوِيلُ uzun tren. الْقِطَارُ الْقَصِيرُ kısa tren. الْقِطَارُ الْكَبِيرُ büyük tren. الْقِطَارُ الصَّغِيرُ küçük tren. الْقَدِيرُ الْقِطَارُ السَّرِيعُ hızlı tren. الْقِطَارُ الْبَطِيءُ yavaş tren. اَمَّا اُخْتَهُ Ama uhtuhu, kız kardeşi Suat da gelince fakat ahdarat, ona getirdi lehu, kendisi için attayirate, onun için de uçağı getirdi, yani uçak getirdi. Elleti vaadethu bihe, ona vaad ettiği uçağı ne yapmış? Kız kardeşi Suat da ona getirmiş sevgili arkadaşlar. Demek ki vaad ediyorsak vaadimizi yerine getireceğiz. Siyasisinden babasına kadar, kardeşinden komşusuna kadar vaat etmek namustur arkadaşlar. Vaat etmek insanlık işidir. Vaat etmek önemlidir. İmanın insanlığın şiarıdır. Ya vaat etmeyeceğin ya da vaat ettiğini yerine getireceğin. Evet. Peki
hikayemiz burada bitiyor. Çünkü baba getirmiş, anne getirmiş, kız kardeş getirmiş, erkek kardeş getirmiş. Şimdi lu'betün, lu'betün oyuncak. Müherricün, endişe verici, korku verici. Tedirgin edici. Yapıyor be. Serirün, yatak. İdün, bayram. Müezzinün, müezzin. Türkçe'de kullanıyor müezzin. Ezan okuyan. Mescidün, mescid, secde edilen yer. Dükkanün, dükkan. Türkçe'de de kullanıyor dükkan zaten. Suğun, pazar demek arkadaşlar. Sandukun, sandık. Hediyetün, zaten Türkçe'de kullanıyor sandık, hediye. Deracetün, hevayyetün, havalı bisiklet. Yani normal bisiklet, adi bisiklet. Araplar bisiklete deracetün, hevayyetün der. Motor sikleti deracetün, nariyetün der. Deracetün, nariye. Hani ucu ateşleme yapıyor ve şey yapıyor ya. Seyyaretün, araba. Kıtarun, tren. Tairatün, tayyare, uçak. Ehun, erkek kardeş. Uhtun, kız kardeş. Ekberu, en büyük. Daha büyük. Esgaru, daha küçük. Bakın, büyük, küçük. Ve erba'u, bu da dört demek. Erba'u, dört. Erba'u acele, dört teker. Şimdi arkadaşlar, Hedeyel İd isimli hikaye kitabımızın okuma çalışmasını burada bitirmiş, sonlandırmış, neticelendirmiş oluyoruz. Bir başka hikaye kitabında buluşmak üzere hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.